Günaydın. Cuma günü yatay diyebileceğimiz kapanışlardan bir başkası oldu. Nazdan biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Grafiksel olarak bakarsak kapanış bazında yeni bir zirve söz konusu. Dolayısıyla pozitif bir gelişme. Günlük bazda da bakarsak önceki zirvesinin hemen etrafında bir kapanış oldu. E, S&P tarafında baktığımızda e, zirvenin çok hafif altındayız. Dow Jones tarafında baktığımızda da e, zirvenin bir yüzde bir iki civarında altındayız. Dolayısıyla şu an için çok fazla e, aşağıya doğru dönüş işareti veren e, bir gösterge yok ama biliyorsunuz aşağı yukarı 50 gündür yüzde birlik e, bir hareket yaşanmış değil endekslerde bu da belli bir ölçüde rahatsız edici durum bu tabi illaki buranın zirve olduğunu göstermiyor aksine genelde zirvelere baktığımızda çok daha büyük volatilite görmemiz gerek örneğin bunun işaretini 2000 8'de görüyoruz. Çok daha sert hareketlerin 2007-2008 döneminde yaşanması gerekiyor. Dolayısıyla bu sessiz hareket mutlaka çok büyük bir zirvenin işareti değil ama şurada da görüyorsunuz benzer durumlardan sonra sert satışlar da gelebiliyor. Bu hafta kısa bir hafta olacak ama oldukça ciddi veriler var. Bugünü biraz daha hafif bir veri akışı var diyebiliriz ama ISM gelecek ki önemli yukarıya doğru gidişatın devam etmesi gerekiyor. Aynı zamanda e, fabrika siparişleri gelecek. Ticaret dengesi biliyorsunuz özellikle e, birinci çeyrekte e, büyümenin daha doğrusu küçülmenin şiddetlenmesine neden olan e, kalemlerden revizyonlardan bir tanesi ticaret tarafıydı. E, ve yine e, tabii ki non payroll özellikle e, yılının hala açıklamalarından sonra e, bu piyasanın düzelip düzelmeyeceği veya artık yeni normalin ne olduğu önemli olacak. E, aynı zamanda e, ...çok aşırı bir sinyal vermeyecekse de... ...Yalın'ın yapacağı konuşmalar önemli olacaktır. Şurada görürseniz... ...Central Banking Lecture olacak. Çok zannetmiyorum ki piyasa üzerine ciddi açıklamalarda bulunsun... ...ama yine de piyasanın takip edeceği bir gelişme olacaktır. Asya tarafına gelirsek, Asya tarafında... <laughs> gayet yeşil bir seans görüyoruz. Hindistan %1'in üzerinde artıda. Şangay tarafında baktığımızda 0.6'da olduğunu görüyoruz. Şurada ortalamayı eklersek 200 günlük ortalama aşağı yukarı 2100'lerde duruyor. Şurada da bir taban oluşturma çabası var. Elbette burası kırılırsa çok daha büyük bir düşüş olacaktır. Dolayısıyla 1990 seviyelerini yakından takip etmek gerek. Yukarıya doğru tepeler giderek daha cılız bir hal alıyor. Dolayısıyla 200 günlük ortalamanı aşmasını beklememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu toparlanmanın da hızlı bir şekilde sönmesi söz konusu olabilir. 200 günlük ortalamayı aşağı ise 2140'ları ciddi anlamda zorlayacaktır. Burası kırılırsa Çinle ilgili kısa vadeli görüşümüz biraz değişebilir ama uzun vadede baktığımızda Çin şu ekonomik büyümesini oranı çok ciddi anlamda sürdürebileceğini zannetmiyorum. Buradan paritelere geçelim. Paritelerde aslında yeni söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. 36-50 seviyelerini gördük. Şu anda 36-40'lardayız. Önce 200 günlük ortalama aslında 200 günlükle 50 aşağı yukarı birleşmek üzere. 36-70 seviyeleri geliyor. Bu seviyelerden bir satış denenebilir veya 37-20 civarında şurada şeyi atarsak şu gördüğünüz trend çizgisi var. O da 37-15'ler civarında. 37-15'lerin yani bu trendin kırılacağını zannetmiyorum. Ama risk reversal'lara baktığımızda biraz daha yukarı hareketi kısa vadeli olarak hala destekliyor. Şurada bir aşağı geri çekilme görüyoruz ama yine de yukarı hareketi destekliyor diye bakıyorum. Tabi daha orta vadeli baktığımızda bir problem var. Net bir şekilde spread halen toparlanmaya rağmen burada biraz daha yukarı da gidecek gibi duruyor ama toparlanmaya rağmen Amerika lehine dolayısıyla da bu parite üzerinde baskı artacak gelişmelerden bir tanesi. Ama tabii ki bu hafta içinde bakarsak önce ISM ardından non-farm rol paritenin yönünü de belirleyecek olan unsurlar olacak. Dediğim gibi ben 36 75'lerin görülebileceğini düşünüyorum. 37 15'lerde yine test edilebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış durumunda euro short pozisyonları kapatmayı tercih ederim. CFTC tarafındaki gelişmelere hemen bir bakalım. CFTC'de biliyorsunuz özellikle önce e, ECB'de Draghi'nin konuşması ardından da e, yaptıkları indirimle beraber sert satış gelmişti ama bu gelen sert satışın aşırı seviyelere getirmediğini görüyoruz. Yani 57 bin civarındayız ki aşağı yukarı son 3 haftadır da bu seviyelerdeyiz. Dolayısıyla piyasa euro short ama aşırı diyebileceğimiz oranda bir euro short da söz konusu değil. Şurada görüyorsunuz ortalamaların biraz üzerindeyiz ama şu bölgedeki aşırılık şu an için söz konusu değil. Japon yerine gelirsek Japon yerinde geçen hafta yaşananlar biraz daha belirleyici olabilir. Henüz fiyat hareketi olarak baktığımızda beklediğimiz yerler kırılmadı ama görüyorsunuz 200 günlük ortalama uzun süredir altında bir kapanış olmamıştı. Altında bir kaymayı mayıs sonunda görmüştük. Daha önceki dönemlerde de vardı ama altında bir kapanış en son şurada gördüğünüz 2012 sonunda yaşanmıştı. Nihayet altına bir düşüş hareketi gördük. Şimdi de e, uzun süredir söylediğim 101.20'leri e, test ediyoruz. Buradaki henüz e, bant kırılmış değil. Yani 102.80'lerle e, 101.20'ler devamlı olarak test edilen ve içinde güzel bir trade fırsatı verilen e, banttı. Ama 200 günlük ortalamanın kırılmış olması e, 101.20'nin de altını test edebileceğimizi e, düşündürüyor. Dolayısıyla e, kırılması durumunda e, tekrar bir short pozisyon açılabilir. Ardından geçen defa e, döndüğümüzde gördüğümüz 100.80 seviyeleri gelecek. Bugün gelen verilere de baktığımızda biraz hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz. Housing Starts'ta da bir gerileme var. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi endüstri üretimde de bir gerileme var. Tabi burada piyasa vergi artışına rağmen endüstri üretimde toparlanma var şeklinde yorumluyor bu gelişmeyi ama aslında isterseniz ben çok fazla katılamayacağım. Şurada görüyorsunuz böyle bir açıklama söz konusu. Aslında isterseniz piyasanın beklentisi zaten vergi artışından etkilenmeyerek veya vergi artışını belli bir ölçüde bypass ederek bu kadar yükselmesiymiş. Dolayısıyla beklentinin altında kalması zaten vergi artışından da etkilendiğini gösteriyor bence. CFTC tarafına gidersek orada tabi biraz acı hissetmeye başladı yan şortlar. Şurada açarsak çok önemli bir daralma söz konusu değil ama cuma günkü veri de tabi burada yok. Bundan biraz daha yukarıya doğru bir hareket görürsek yani 101.20'lerin hatta 100.80'lerin kırılmasını görürsek daha hızlı bir şekilde short pozisyonların kapanması söz konusu olacak. Şu anda baktığımızda aşağı yukarı son bir aydır aynı seviyelerdeyiz. Dolayısıyla shortlarda çok önemli bir hareket olmadığını görüyoruz. Pound tarafında Tabii biraz belirsizlik oluşturan açıklamalar görüyoruz. Bu da ufak bir tepe yaptırmaya başladı gibi. Burada 72 beklentimi koruyorum ama Bank of England'ın açıklamaları artık biraz fazla piyasaya yön vermeye başladı. Dolayısıyla bu açıklamalar nedeniyle piyasa biraz daha temkinli biraz daha anlaşılmaz hareket etmeye başlayabilir. Yine de yukarıya doğru net bir trend olduğunu görüyoruz. Burada aşağıya doğru gelecek olan hareketleri alış fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. E, metallere gelirsek e, altında yukarı hareket e, 1320'ler civarında e, satışla karşılanıyor. E, bunu da doğal karşılamak gerekir. E, 1330 önemli bir seviye. Buranın kırılması, e, hareketin hızlanması neden olacaktır. Şurada artık e, bir flama, bir bayrak artık e, teknik analistlerin adını ne koyarlarsa koyabilecekleri ufak bir görüntü var. Dolayısıyla bu görüntünün daha doğrusu bu formasyonun yukarıya doğru bir hareketi biraz daha desteklediğini söyleyebiliriz. Yani 1330'lar test edilebilir. Ama her zaman olduğu gibi böyle bir hareket eğer olacaksa bunun gümüş önderliğinde olması gerekiyor. Şu an içinde baktığımızda gümüş sanki biraz daha kuvvetli gibi duruyor altına oranla. Şurada hisselerin de performansına bakarsak altından biraz daha iyi bir performans var. E, ama e, şu anda 1330'ların önce aşılması e, ardından 1360'lara gitmek e, gerekiyor. Jeopolitik gelişmelere bakarsak yani Irak'ta e, hilafeti ilan eden e, bir örgüt. E, Rusların e, Irak'a destekleyen bazı adımları Ukrayna tarafında e, bir türlü e, tam anlamıyla uygulanamayan ateşkes. E, bunlar da belli ölçüde destekleyecektir altını. Ama e, biliyorsunuz benim beklentim veya benim istediğim e, haber bazlı değil. E, tamamen ekonomik Ekonomideki gelişmeler, reel faizlerdeki gelişmelerle beraber e, yukarı yapan bir altın olması, çünkü ancak bu e, koşullar altında kalıcı olabiliyor yükseliş. E, Altın-gümüş rasyosuna da baktığımızda e, herhangi bir negatiflik görmüyoruz, ama biraz e, gümüşün e, son birkaç günde e, kuvvetini kaybettiğini şuradaki hareketten görebiliyoruz. E, CFTC tarafından hemen e, bakalım. E, CFTC'de önce non-commercial'ların pozisyonuna bakalım. E, burada görüyorsunuz long pozisyonlar spekülatif tarafta e, hızlı bir şekilde arttırılmış durumda. E, ama altının çok güçlü olduğu e, 2009-2011 dönemine oranla düşük olduğunu görebiliyoruz. E, peki yine burada önemli bir oyuncu olan üreticilerin e, durumu nasıl? Burada da pozitif bir e, gelişme var hecilerini biraz azaltıyorlar gibi gözüküyor. Ee, tabii burada biraz daha uzun vadeli bakmamız lazım. Ee, hatırlarsanız daha önce de paylaşmıştım altında e, boğa piyasasının başlaması aslında e, hedgerlarında yani üreticilerin özellikle madenlerin vesaire e, pozisyonlarını hedgebooklarını kapatmalarıyla hedgelerini azaltmalarıyla e, kaynaklayan bir şey e, daha sonra da 2010'dan sonra bunun tam aksini görmüştük yani aslında e, bir nevi yukarı hareketin bittiğini veya dinlenmeye başlayacağını gösteren bir e, gelişmeydi e, şimdi tekrar pozitif bir hafta olduğunu görüyoruz ama bu haftalık bir şey. Hemen çok ciddi bir anlamda yükleyemeyiz diye düşünüyorum. Bir de elbette geçtiğimiz hafta dikkat çektiğim tarım ürünlerine bakarsak şu an için hafif bir gevşeme olduğunu görüyoruz. Gerçi burada eee Artık bir alt sinyali yavaş yavaş gelmeye başladı Cuma günde kuvvetli bir yukarı hareket gördük ama oldukça diplerdeyiz çok hızlı bir şekilde bir büyük bir rally beklemek gerekiyor ama yavaş yavaş da toparlanmasını 600'ün üzerine atacak şekilde devam ettirmesini bekliyorum dolayısıyla Mısır biraz daha zayıf yani Mısır'da bir son satış daha görebiliriz doğrudan yukarıya doğru bir hareketle yaşanabilir henüz oradan da çok Şurada Mısır'ı getirebilirsem. Çok emin değilim. Cuma günü o da bir toparlanma yaşadı ama bu seviyelerde görüyorsunuz dip yapmaya çalışıyor. Tabi şurasının kırılmasını sağlayacak bir satış gelmesi hala mümkün. Çok büyük bir ihtimalle teknikçiler bu seviyelerin hemen altına bir yere sel stoplarını koymuştur. Ama bu seviye kırılır da yukarıya doğru dönersek Mısır'da da alış için güzel bir fırsat gelmiş olacak. CFTC tarafından bakarsak Şurada hemen Spekülatif pozisyonların oldukça düşürüldüğünü görüyoruz. Gördüğünüz üzere haftaya veya aya 218 bin ile başlamıştık. 138'e gerilemiş durumda. Yine buğday tarafına da spekülatif pozisyonlara bakarsak burada da çok sert bir satışın geldiğini görüyoruz. Bu tabi oldukça iyi bir gelişme diye bakıyorum ben. Ciddi anlamda 40 binlerden eksilere geçen hızlı bir satış var. Büyük bir şişiklik olmadığını gösteriyor. Herkes mısır veya buğdayda long pozisyon almış değil. Bu da taban oluşumunu destekleyen bir gelişme. Ciddi anlamda rahatladıktan sonra yukarı dönüşünü de tamamlayacaktır diye bakıyorum. Son olarak 10 yıllıklara bakalım. 10 yıllıklarda da 53'ler seviyesinde gidiyoruz her zaman söylediğim gibi burada iki türlü geri çekilme olabilir 2.65 aşılmadığı sürece yön aşağıya doğru olacak bir tanesi ekonomik verilerin zayıf gelmesi yani ISM'in kötü gelmesi nonfarm payroll'un kötü gelmesi bunların olması durumunda hisselere de negatif yansıması gerektiğini düşünüyorum iyi bir gelişme değildir bu yani 2.50'leri 2.48'leri kırmamız verilerle beraber kırmamız negatif bir durum ama hisse senedi piyasasında veriler iyi gelmesini rağmen artık biliyorsunuz bilanço'lar yaklaştı. Veriler iyi geliyor olmasına rağmen bir realizasyon düzeltme satışı gelirse on yıllıklara doğru bir hareket olabilir. Bu çok da rahatsız etmemesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki haftadan itibaren her ne kadar bilançodan çıkarılmış olsa da Alcoa ile beraber bilanço akışı ve onun yaratacağı volatilitede ön plana çıkacaktır artık. Herkesi iyi haftalar diyor.